Kahramanmaraş'ın turizminde büyük bir öneme sahip olan Başkonuş Yaylası'nda yenilikler devam ediyor. Doğasıyla ve muhteşem manzarasıyla kentin ve bölge kentlerin dikkatini üzerine çeken Başkonuş Yaylası, şehrin turizmine katkı sağlamak adına çalışmalar yapıyor. Birçok yeni projenin inşaatı devam ederken, bunlara bir yenisini daha ekleyen kentin gönüllü turizm elçisi, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz, yapılan ve yapılması gündemde olan projelerden ekoturizm alanını Aksu Haber anlattı. Evet, şu anda Kahramanmaraş'ın turizminde en önemli noktalardan bir tanesi olan Başkonuş Yaylası'ndayız. Yenilikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yanımızda Yönetim Kurulu Başkanı ve buranın işletmecisi Serhan Erdoğan Yılmaz var. Serhan Bey, Kahramanmaraş'ta yeniliklere devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi de burası, Doğa Yürüyüş Parkı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Başkonuş Yaylası ekoturizm yürüyüş alanı olarak bölgede ilk defa bir gelişen bir oluşumu başlattık. Nedir bu ekoturizm yolu? Başkonuş Yaylası'nın endemik bitki çeşitliliği biliyorsunuz, dünyada sayılan bitki çeşitliliklerinden. Bu endemik bitkileri görerek tam böyle yerinde ailenizle beraber fotoğraflarını çekerek belki de Maraş'ın en güzel manzaralarından bir tanesine doğru yaklaşık 1,5 kilometre yürüyorsunuz. Bu süreçte siz 4 tane kamelya geçiyorsunuz. Dinlenme ve yağmur kamelyaları. 2 tane de büyük en sonunda seyir terasına çıkartıyoruz. Biz böyle bir rota belirledik. O seyir terasına çıktıktan sonra mavi parkuru bu şekilde işleyerekten dağın yamaçlarından tekrardan yol ayrımından Başkonuş Yaylası'nın içerisine giriyorsunuz. Bu gösterdiğim parkuru da bu şekilde Başkonuş Yaylası'nın kendi sınırları içerisine katmış olduk. Yani neredeyse artık bütün alan kontrolümüzde. Bunu yaparak biraz önce zaten bahsettik. Burada Başkonuş Yaylası'na geçilmesini istediğimiz zaman günübirlik mangallı piknik yerine artık insanları spora, doğaya, Başkonuş Yaylası'nın daha da insanlık için, medeniyet için hizmet vereceği alanlara hizmet etmesini sağlamak. İnşallah ekoturizm yolu parkurumuz tüm şehrimize, bölgemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu konuda da bize destek veren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'na, Sayın Onur Yıldız Bey'e ve aynı zamanda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüze, Sayın Mustafa Koç Bey'e ve Kahramanmaraş Valimize de çok teşekkür ederim.